Evet Osa, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz efendim. Kış ayının 10. günündeyiz. Bir çarşamba günündeyiz. Buyursun başlayalım. Evet direkt bir falcaya bakıyorum. Nötr. O sakra bir şey yok. Kışları çok güzel ya. Bembeyaz. Şuraya kaç tane iridium koyalım. İşimiz uzun. İşimiz de yolumuz da uzun. Şuraya bir koyalım. 3 tane iridium. Şey yapsam mı diye düşünüyorum da hepsini sattım ya. Yapamam zaten. Gerek var mı? Düşünelim. Gerçi kış bitkim de yok zaten yapamamış bir türlü. Neyse uğraşmayacağım hiç. Üstüme gerekli olan eşyalarımı alayım. Bugün madene inmeyiz. Tırpanı aldım. Hadi oltayı da alalım. Kovası, sulama kabı, bakır tepsi her şeyi aldım. Evet bu arada dinozor yumurtası bulmuştuk. Hem tavuklarımızı bir mıncıklayalım. Bunu şöyle koydum. Evet yakında dinozorumuz da çatlar. Mayonezlerimizi alalım. Yerlerine yumurtaları koyalım. Bugün artık büyücünün oralara doğru inmeye başlayacağım. Ufaktan hikaye ilerlesin. Bana pil lazım ya. Pili bir türlü bulamadım hala. Maalesef. Bundan da yemeğim, koyalım. Sütten de alayım. Krobustan yağmur totemi almam lazım. Yanılmıyorsam krobus satıyordu. Yağmur totemiyle bayağı bir pil kasarım. Evet peynirlerimizi koyalım şöyle. Burada soracağım varmış. Kış kökü geldi. Meyve yerine de bayağıdır girmiyoruz. Bayağı da olmuş. Üstüm oldu değil mi? Evet. Tam buraya bir ayar çekeceğim. Şu serayla bir ilgileneyim. Şimdi sağ taraf full kahve olacak. Ve nasıl ilgilenmem gereken kısım sol taraf. Yani daha doğrusu şu yıldız meyvelerini ekmem gereken kısım sol taraf. Buraya da bir sulama sistemi yapmam lazım. Ama iridium yapmak istiyorum? Kaliteli ile değil. Mesela çok kötü yere koymuşum fiskeyi ya. Böyle değiştireyim şunun yerini. Envan temiz dolu. Şu, şu tomanı atalım artık. Fiske şurada kalsın. Şimdi şöyle heh, evet bunları ekelim. İyi bunlar şarap yaparsam bayağı para gelir bu arada. İlk sefer sulamasını bizim yapmamız gerekiyor. Nice. Şimdi bana iki tane daha kaliteli fiske lazım. Onu da eski çiftliğimden koparacağım şu an için. Şu mayoneze de alayım. Güzel bütün mayoneze altın şu an gelenler. Evet iki kaliteli fiske de alıyorum buradan. Şu üstündekilerini bir satayım artık. Şu altın peynirleri sattım. Biraz paraya ihtiyacımız var. Yumurta mayoneze de satalım. Meyvelerin hepsini böyle koyuyorum. Okey. Hindistan cevizi de için yerine koydum. Büyük da satacağım. Üstünde kalabalık yapıyor. Kış kökünü sat. Şu müzelikmiş. Şunu da böyle koyalım. Bunu da satayım. Şey, bir şey kaldı mı? Şu penile de satalım. Burada bugün birinin doğum günü mü? Ona da bakayım. Hmm, evet. Kimin doğum günü acaba? Muhtemelen Sebastian'ın doğum günü bugün. Sebastian donmuş gözyaşı seviyor. Tamam donmuş gözyaşımız baya bol var. Veririz Sebo'ya. Şu F2EL'imizi koyalım bir. Nice. Yarın yine çöle inmek istiyorum her türlü. Şu prizma parçasını kafaya koydum çünkü. Şimdi tane donmuş gözyaşı alıyorum. Nerede? Buradan aldım diye. Penile satalım. Ya da bunlar kalsın mı? Aynen bunlar kalsın kullanırız bunları. Bir tane espresso içeceğim. Hızlı hareket etmek istiyorum. Bugün büyücünün alt kısmına da gideceğiz çünkü. Evet şuradan bir nereye gideyim? Taş ocağından gidelim. Hem bir bakmış olayım taş ocağına. Bir şey var mı yok mu? Hiçbir şey yok ya. Normalde güzel şeyler oluyor taş ocağında. Şansa bağlı işte. Şu çoban püskülünü de alalım. Çoban püskülü. Çok güzel ya. İsim olarak. <laughs> Hoşuma gidiyor isim. Evet bir pasta dişi geldi. Daha önceden vermiştik. Bir meyvemizi evimizi alalım. Sebastian hala burada mı? Evet. Evet. Nerede bu çocuk? Alt katta mı? Evet. Ama odasına giremiyoruz ya. Çıkacak mı acaba iç evden? Neyse. Robin'in yanına bakalım biraz. Gerçi param yok şu anda. Neyse denk gelirsek veririz ya bugün içinde. Şu an vakit etmek istemiyorum çünkü. Şu alt kısımları inmek istiyorum. Yani aslında birkaç geliştirme daha yapabilirim eşyalara, aletlere. Ee, şu an birinci önceliğim kazmaydı. Kazma zaten ritim oldu. Yani geriye bir tek alta kaldı ikinci öncelik olarak. Onun dışında çapı olabilir. O kadar yani. Sulama kabına artık çok ihtiyacım olmayacak zaten. Pluridium fiske yaparız. Burayı boş bırakmayalım. Doldurayım tekrar. Sonra bir ucunu orala doğru gideceğiz. Tabi bir ucunu orala gitmişken bir de boş köz alalım. Evet yani şuna da koyalım. Burada bir soracağım var. Sizin keyifler nasıl? Umarım iyidir. Havalar biraz soğumaya başladı. Hatta haftaya 10 derece falan düşecekmiş. Yani bayağı bir soğuyacakmış. Tabi İstanbul'da böyle. Keşke ben soğuğu severim ya. Yani çok yaz insanı değil. Reis yok ama buralarda. Aşağıda mı acaba? O giz Gizli ormanda ben kayboluyorum sürekli ya. Orayı bir beceremedim. Çözemedim yani. Hücünü malarla aran Fena değil. Şimdi birkaç tane seriyle karşılaştım. Garip bir tür. Adı ve diye verelim sana. kalbimiz altı. Evet şu aşağıdan ilerleyelim bakalım var. Bayağı da gizli not bulduk bu arada. Yanlığa da çözmek lazım. ormana giriş yap. Yukarı doğru gideceğim. Genelde aşağı doğru gittim. Yukarıda bir ev vardı. Oraya canlı yayındayken şey demiştiniz. Büyücüyle ilişki kasmak lazım. Bakın bayağı bir kastık yani. Hı, hmm, burası gizli orman çıkıyor. Tamam buradan değil. Şuralar. Aynen. Şu çitleri gördüm bile. Burada da bayağı aç abi bu arada aç ihtiyacımız olursa. Buradan karşılayabiliriz. Evet. Bu arada şurada satış sandığı falan var. Nakliye kutusu civatalı. Burada da mı bir çiftliğimiz olacak ne olacak? Masan yolu asmalardan dolayı kapanmış. Buraya giremezsin. Hmm. Burayı alevle falan açacağız muhtemelen ama büyücü bize hala öyle bir şey öğretmedi. Burada bir Aurora üzüm bağı. Yıldız şivadisi. Yerel bilmem ne. Beklenmedik. Başkan deviz. Hmm. Burada ne yapmamız gerekiyor acaba? Levis'le mi konuşmamız lazım? Ya burada çok bir şey yok çünkü yapabilecek hiçbir şey yok. Bir şurada bir yol var. Orası da kapalı. Bunlar tek Tek bakayım şöyle. Şurada bir düğme gibi bir şey var ama orası ışık sanırım. Şu kamerayı biraz indirelim. Heh, şimdi daha iyi oldu. Biraz yukarıdaydı kamera. Evet burada ne yapacağımızı çok anlamadım. Çözerim ama. Levis'le bir alakası var anladığım kadarıyla. Mektuptan dolayı. Biraz daha sola doğru gidelim bir şey çıkar belki. Mesela şurada bir yol var sanki. Ya baltam üstümde değil mi ya? Şaka mısın? Nereye koydum ben baltayı? Heh tamam iyi geçtik bari. Oo bayağı derin oldu. Bak pekmez. Kimse bir ok gibi gözüküyor. Giremiyoruz içeri. Hmm. Ayı mı yaşıyor acaba burada? Pekmez falan. Evet buradan geçemiyoruz ağaçtan dolayı. Şu olayı çözmem lazım ya. Gücüyle yeterince kalp kastık çünkü. Artık daha ne kasacağız yani? Ya da o eve daha sonra geleceğim. Aşağılarda bir şey var. Ya yani mesela bunların yolu nerede? Ya da oralara geçiş var mı yok mu? Ya bayısak da bir şey olmaz şu an bayılmayı dert etmiyorum da çözmek istiyorum ya bir an önce neler olduğunu. Tam burası yolun sonu zaten. Buradan sonrasında hiçbir şey yok. Şuraya baktığımda da burada da bir şey bulamamıştık. Acaba dede nevi yapmak lazım ya buralarda ilerlemek için? Yani hiçbir şey yok çünkü. Ya da ben bulamıyorum bilmiyorum. Yani internetten bir okuyayım dedim birkaç bir yeri. Sanırım büyücüyle ilişki ilerletip yani ilişki derken şöyle büyücüyle olan her kısmını ilerletip öyle buralara gelmek lazım. Onun dışında bir anlamı yok. Yani halk evini tamamlayacağız. gücün karısının olduğu bir görev var biliyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra buradaki yollar açılıyor. Anladığım kadarıyla durum böyle. Yani şu an burada bulunmamın bir anlamı yok. Et hazine geldi. Bayılmadan bir biraz balım derim bari. Sonra bayılırız. Ya alk de bir şey kalmadı. Bir işte ee, şeyler kaldı. Hediyeler. Kişisel istekler. Listeleri kaldı. onlarda bir şey değil ya yaparız. Benim çöle gidesim var sürekli. Bir de yeni madeni çok merak ediyorum ama o muhtemelen hikaye ilerleyince açılacak bir şey. Yarınki günlük işleri halledip çöle ineceğim direkt. Tabi ruhları ise. Gerçi kötüyse de ineceğim ya. Yani. Her türlü ineceğim yarın. Ama kış bitmeden bir gün şey yapacağım. Böyle full merdiven güvenli falan. Donanımlı bir yer şahincem yani şöyle. O gün kesin prizmayı buluruz zaten tahminimce. Hatta oto hayvan seyirci bile bulabiliriz. Geç onun için şansı maksimize etmek gerekiyor ya. Sofya'dan fan şarap da alırız. Üf bak çok güzel şeyler çıktı. Şu önceden çıksa baya bir işimi görürdü. En başlarda çıksa. Baya işe yarayan bir mızrak. Evet şurada rahatça bayılabilir. Şöyle arkamı ağaca dayayım da öyle bayılayım. Heh, şöyle bayıldık. Evet 3-5 kuş bir şey geldi peynirden falan. Güzel nice. Evet kışın 11. günündeyiz. İlk yılımız daha bitmedi. Ben yani şarap olmuş alırız onları. Yeşim olmuş. Eman temiz, full ya. İpi bir ruhla bakalım. Yakında şaraplar iyi nötr ruhlar. Şarapları full eski meyve kaplayacak. Tabi eski meyveden önce birkaç tane yıldız koydum. Yıldız meyvesi. Güzel milli bir hediye yollamış. Merhaba nasılsın? Umarım gönderdim hediyenin tadını çıkarırsın. Şey o zaman hoşçakal. Hediyeleri severim. Çam kozalar yerine koyalım. Yani şu balıkları da satayım. Şunları da satalım. Şurada şarap Deniz kestanesi bir işimize yarıyor mu? Yani halk evi açısından yaramıyor galiba. Bu şey alalım. Şimdi son iridiumlarımız artık. Baya bir iridium kastık ya. Güzel var. Şimdi şu gereksiz eşyaları bir depoya koyayım. Tırpanı koy. Çapayı kalsın. Bizim balta ne Nerede bu arada? Dur bakayım. Tam baltamız burada. Tırpanı koy. Sulama kabını koy. Bakır tepsi koy. Şunları satacağım şimdi. 11 tane de bütün jeotumuz olmuş. Güzel var. Şöyle tekrar bir düzenleyeyim. Oltayı da koyalım. Şunu sat. Okey. Gayet iyi. Jeotları şu an topluyorum? Hepsini açtım mı ben? Sanırım açmışım. Aynen. Şu otta aslında şurada toplamak istiyorum da. Neyse halk evi kısmında toplayalım. Hayvanlarla ilgilenip gideceğim. Hayvanlar süssüz şu an. Keçiler daha doğrusu. Keçiler iki günde bir mi veriyor ya? Öyle hatırlamıyorum ama öyle de olabilir yani emin değilim çok. Evet peynirlerimizi koyduk. Kahve kaç günde oluyordu? Bir bakayım olan kahve var mı? İyi çok bir şey kalmamış gibi. 2 üç günü var gibi duruyor. Tavuklarla ilgilendim mi? Yok. Güzel. Ördeklerimiz de büyümüş artık. Ördek yumurtaları gelmeye başlamış. Bundan da yemin koyalım. Bunlar da mayonez yapayım. Artık birkaç tane mayonez ve e, peynir peynir yapmam lazım. Mayonez makinesiyle beraber. Yüzey taşı. yüzey krise bakır küçesi, Taş ve odun mu istiyordu bir daha bakayım. Aynen. Diğeri de taş, odun, kereste, bakır küçesi. Şimdi taşları alalım. Odun da kasmıştım sanki ama. Mesela bakır küçelerini al. Yüzey kristallerini al. Keresteleri alacağız. Odun, kereste. Evet. Şöyle tane. Ulan 9 tane yaptım ya. İnanamıyorum. Kerestenin içinden geçtim şu an. Şaka gibi. Bakır külçem kalmadı bile. Ne evet, sıkıntı yok. Buna da şöyle koyayım. Şuna düzenli koyayım ya. Yani. Böyle olmasın. Şöyle yapalım. Tamam. Yani bu kadar kullanacağım bir yer olmayacak lan ama biraz fazla yer Ya şöyle tam işe yarar herhalde. Çünkü ileride otomatik toplayıcı alacağım. Otomatik toplayıcıdan sonra her gün uğraşmayız. Bir, bir seferde tüm yani bir günde hepsini yapmış oluruz. Şimdi yanıma her şey aldım mı? Kabak çorbam yok ya. Bir tane yapayım en azından. Üstünde var mı? Yok hiç yok. yani bir iki tane yapayım. Şuraya koyayım koyayım. İki tane yap. Kabak çorbası önemli arkadaşlar. Hem şans veriyor iki hem de iki savunma veriyor. Muhteşem bir şey. Evet şu cevizle falan toplayalım. Kaktüsler de baya aslında yani bunları toplamaya özen gösteren inanılmaz çıtırlık şeyler. Çölde için. Yani 60 sağlık 130 enerji falan veriyor. Bunu kullanmaya özen gösterin. Geç geldik bugün ama. Bir de üstümde çok boş şey var ya. Yerim yok ya. Yani haz. çorbamızı içelim. Şurayı da bir tık düzenleyeyim. Şöyle alalım ya da şöyle alayım. Ee, bu dörtte kalsın. Espresso bir tane var. Çorbamızı içti. Kaktüs meyvelerini şöyle alayım bu böyle, böyle. Tamam şöyle hadi yumurtaları da atmamışım. Neyse yeri zengin. Evet merdiven bulduk. Daha bir kare delik çıktı. Şuna hiç uğraşmadan iniyorum. BSV attı nice. İyi bir merdiven daha. daha. hızlı gidiyoruz. Geç geldik ama. Ya canavarla kesmek bir açıdan avantajı çünkü merdiven atma olasılıkları daha yüksek taşa maşa göre. Şöyle bir bakayım. 10. seviye olmayan çiftçilik ve toplayıcılığımız var. Çiftçilik de yakında oldu. Hem toplayıcılık hep geç oluyor. Başta bir uğraşıyorum. Sonra hiç uğraşmıyorum. Neyse merdiven çıktı. İnelim. Evet diğer merdiven de bulduk. Böyle şöyle geldi gelmem sizi sıkıyor mu? Bir yorumlarda belirtin bunu size zahmet. Yani çok sıkıyorsa olmadı e, video dışı çölde takılırım. Onun dışında işte diğer işlerle falan uğraşırım videoda. Çöl benim için bayağı zevkli çünkü. Yani sizi sıkıyorsa bunu bana söyleyin lütfen yorumlarda. Ona göre bir ayarlamalar yaparız. Tabi ileride daha zevkli olacak da çok Hiç dikkat etmedim bu arada ya. Kötü oynadık. Ne sıkıntı yok. Şöyle bir bomba patlar. Güzel bir kare çıktı. Bunu da alalım. 7 seviyeye düştük. Canımız bir tık az. Şu kaktüsü gömeyim. 20. kattayız. Saat buçuk. Bu arada full kritik vuran bir eşya dizilimi yapacağım. Fade'de. Baya bir zevkli olacak yani. Oyun ilerledikçe daha da saracak açıkçası. Ya bu seri kolay kolay bitmez. Niye? Bittikçe yeni paketler yükleriz. Bir şeyler yaparız. Modlar yükleriz. Oyunun bin tane modu var. Belim, belim olur. Bakarsanız oyunun yapımcısı da yeni bir mod getirir. Yasi falan. Şu tarz madenleri sevmiyorum ya. Çok uğraştırıyor insanı. görüyor. Daha hiç ölmedik galiba ya. Çölde. Öldük mü acaba? Normal madende öldük de çölde öldük mü hatırlamıyorum. Evet şu an bir ilke yaşayacağım galiba. Bazen dalıyorum çok kötü oynuyorum ya. Bir yerimiz yok. Öze attım. Bir peynir yedim ya da kaktüs yiyeyim. Baksana canımı fulledi neredeyse. Kaktüs harbiden OP. Yani şu yaka gelmişken şunları da kırmak istiyorum. Burada da elmas var zaten. Merdiven gördük ama. Evet bunlardan güzel bir şey atabiliyor çünkü. İlginç şeyler atabiliyor. Bir de bayağı var burada. Yani çok ilginç bir şey atmadı. Şurada bayağı kemik var ama onu alacağım. Açıkçaları atalım. Aynı yere tekrar yürüyorum şimdi. Saat 5 çiftlik totemim var. Keyfimiz yerinde. Kümesi bir tık daha büyüteceğim bu arada. Ahırdan önce kümesi büyüteceğim sonra tekrar ağıra döneriz. Kış bitmeden hem, hem kümesi büyütürüm ya zaten. Kömürleri alalım. İşte merdiven çıktı. 28. kattayız. Direkt indim. Uğraşmıyorum hiç. Evet bir baskın geliyor. Uğraşmayacağım ineceğim. Biraz hızlı inmek istiyorum. Burada bayağı bir yaratık var ama. Dikkatli oynamam gerekiyor. Bir peynir yiyelim. Buna da keseyim. Şimdi şu balçıkçaların yerini yarası kanıyla doldurabilirim. O kadar balçıkça kesiyoruz. Boşa gitmesin. Gerçi çok bir işe yaramıyor da maalesef. Merdiven çıktı. Böyle maplerde genelde haritanın sonunda merdiven oluyor ya. İlk o yüzden sonuna gideceğim. Aynen bak. Şurada var mesela. Demiri alalım. Bunu da tokatlayayım güzel bir çiftlik totemi daha geldi. Evet indim aşağı. Şuraya bir bomba patlar mı? Ya da neyse patlattı. Bombamız az. Artık evi bir tık daha büyütebilirim. Sonra da şeye başlarız. Evimizi düzenlemeye. Ya para sorunu muhtemelen diğer mevsimden itibaren kalmayacak. Parayla yapılabilecek her şey yaparız artık. Şu elması da alalım. yine. Ha bir kahve gömeyim ya. Artık kahve içmeye alışalım ufaktan. Güzel bir çiftlik totemi daha. Hemen iniyorum. Çünkü keseyim çıkar belki. Çıkmadı. Kahve düşüren bir yüzük var bu arada. O da tatlı bir yüzük aslında. Çok kötü değil de. Kendiniz yapmanızı tavsiye ederim yüzük slotu kaplıyor sonuçta bir tane direkt. Onu daha şeyle kullanmak tamam. mantıklı. Evet bir kare delik çıktı hemen atlıyorum. 4 seviye düştük. Saldırı geliyor. Saldırı gelmeden merdiveni bulsam tatlı olurdu. Yanlış yanlış yaptım. Bayağı bir yanlış yaptım. Elim kaydı. Taba bastı. Hiç öylesim yok. Şu peynirle bitireyim. Bayağı vuruyorlar ya. Bayağı geldi yalnız harbiden. Hala gelmeye devam ediyor. Sese geliyor. Neyse gelsin atıp katlayalım bari. Evet merdiven çıktı indim hemen. Burası tamamen vakit kaybı ya. Üf direkt takattık yarasaya. Cilan da kritik vurma ihtimali çok iyi. Ya. Bayağı tutuyor yani. etmer'den evet, merdiven buldum indim. Zombi yar yine direkt inmek istiyorum. Bulduğum gibi. Çok kötü oynuyorum ya bugün. Dikkatsiz oynuyorum bayağı çok malzeme harcadık yani. Saat 12'ye geliyor. Evet merdiveni bulduk. Şu ahırla kümesi yapalım. Biraz daha ilerlemiş olacağız. alkemi konusunda. Muhtemelen o büyücülük kısımla da yaz ayında gibi geçmiş oluruz. Hem para derdimiz de kalmamış olur. Evet direkt aşağı indim. Saat 12. Şurada baya bir altın var. Altında yakında bir işe yarayacakmış ama neyse onları almayacağım şu an. Yeterince altınımız var zaten. İnmek istiyorum. Diğer merdiveni de bulduk. bayağı yılan geliyor. Yapma ya. Yapma ya. Belliydi. Bugün bir şey olacağı belliydi. Bak şom ağzımı açtım ya. bunlar olduk. Ya şu an şansımız çok kötüydü bir de. Umarım çok fazla bir şey kaybetmem şimdi. Bin altın o bir şey değil de. 72 demir cevheri. 3 ışınlanma totemi. Of. Hiç hoş olmadı ya. Bunlardan hangisini geri alayım? Başka bir şey daha mı kayıp? Oha. oho, Mahvolmuşuz. Ne sıkıntı yok. S şeyleri alsam yeter bana. Demirce eferlerinin. Şom ağzımı açtım. Hiç ölmedim dedim ya. Böyle saçma sapan bir yerde öldüm resmen ya. Yani hiç ölmeyeceğim bir yerde gittim öldüm. Neyse. Sıkıntı yok. Bunları düzenleyelim. Kendilerimi alayım. üzür tesellisi. Buna Baksana üst üstüm boşalmış. Üstümde zaten bir şey kalmadı. Gerçi yok koydum mu yere? Aynen koydum ya. Aynen koymuşum tamam. Hiç iridiyumum yoktu çünkü. Neyse, sağlık olsun ya. Canımız sağ olsun. Yap

Olur öyle. Niye öldüm ben ya? Çok dikkatsiz oynadım. Aklım başka yerlerde. Evet 12. gündeyiz. Cuma günü. Ara sahne gelecek. O artık diğer bölüme kalsın. Ve evet dostlar bir bölümün daha sonuna geldik efendim. İzlediğiniz için teşekkürler. Artık bölümler daha sık gelecek. Şu aralar biraz yoğunluğum vardı maalesef. Youtube'a çok yoğunlaşamadım. Ama dediğim gibi Youtube'a kafamda çok güzel yatırımlar var. Umarım hepsi gerçekleşir. Tabi genel olarak maddi şeyler bunlar. Ama dediğim gibi videolar daha sıklaşacak öyle ya da böyle. Bu haftadan itibaren artık sıklaşmaya başlar. Bu arada da çok sevdiğim bir abimin minnoş bir kızına selam yollamak istiyorum. Asya'cığım bizi izliyor musun? Çok tatlısın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere, keyifli kalın.